Şöhret olma yolunda hayatlarını değiştirmeye isimlerinden başlayan ünlüler kimler? Şener Dönmez, Nermin Ocak, Tuğba Çetin isimleri sizlere büyük ihtimalle tanıdık gelmiyor. Peki bu isimlerin aslında Türk sinemasında birçok filme imza atmış ünlülere ait olduğunu biliyor muydunuz? Kamile Suat Ebrem, 1975 yapımı Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter rolüyle büyük bir üne kavuşan oyuncu, 1954 doğumlu. Aysel Gürel'in kızı olan Müjdar, kendi adını kullanmayan ünlülerden. Remka Rebronya, 20'nin üzerinde sinema filminde başrol oynayan Banu Alkan, 1958 Dubrovnik doğumlu. Kendini Afrodit olarak ilan eden oyuncu da sahnede gerçek ismini kullanmayı tercih etmeyenlerden. Nermin Ocak, 1960 doğumlu Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı Harika Avcı'nın ismi gibi görüntüsü de oldukça değişmiş. 1978 yılında Kemal Sunal ile oynadığı İyi Aile Çocuğu adlı filmdeki bu oyuncunun Harika Avcı olduğuna inanmak neredeyse imkansız. Şener Dönmez, sinemadan önce mankenlik yapan Serpil Çakmaklı, 1962 doğumlu. 50'nin üzerinde sinema filminde yer alan oyuncu, 2000 yılında bir de albüm çıkardı. Tuğba Çetin, 50'ye yakın sinema deneyimi olan 1955 doğumlu oyuncunun Ahu adında bir de kızı var. 5 evlilik yapan, 70'li ve 80'li yılların aranılan isimlerinden olan Ahu Tuğba da kendi ismini kullanmayı tercih etmeyen oyunculardan. Hatice Kökçü, 1999 yılında 71 yaşındayken hayatını kaybeden Neriman Köksal'ın gerçek ismidir. 1959 yılında Fosforlu Cevriye filmindeki başarısından dolayı Fosforlu lakabıyla anılan ünlü oyuncu, 150'ye yakın yapımda rol almış, bir tane de 45'lik plak doldurmuştur. Lütfiye Dumbul, 1998 yılında yer aldığı Ağır Roman filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan 1942 doğumlu sinema oyuncusu, 150'den fazla yapımda Sevda Ferda adı ile yer almıştır. Perran Kanat, 1949 doğumlu tiyatro ve sinema oyuncusu, ismini korumuş ancak soyadında değişiklik yapmıştır. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanında televizyon dizilerinde de başroller oynayan Perran Kutman'ın en bilinen dizileri 80'lerde Perihan Abla, 90'lı yıllarda Şehnaz Tango ve 2000'lerde Hayat Bilgisi'dir. Mürşide Gönül Özyeğiner, 30'un üzerinde filmde yer alan ve aynı zamanda Türk sanat müziği yorumcusu da olan oyuncu, Taş Bebek olarak da anılır. Albüm denemeleri yapanlar arasında 17 albüm ile en uzun soluklu müzik kariyerine sahip olan Gönül Yazar da sahne ismi kullanmayı tercih ederlerden. Şerife Bayrak, Lady ve Konyalı Şerife lakapları ile anılan Güngör Bayrak da hem oyuncu hem şarkıcı olarak tanınır. 20'nin üzerinde sinema, 3 televizyon dizisi ve 2 albümü olan oyuncu, oynadığı ilk sinema filmi Düşman ile en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülmüştür. Bu meseleyi ziyaret edip diğer top 10 listelerimize göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.